Devam ediyoruz Add Modifier'la. Boolean'dan bahsetmiştim. Boolean yapabilmemiz için öncelikle iki tane, en az iki nesneye ihtiyacımız var. Önce şöyle bir nesnemiz vardı. Diğer nesne farklı olsun. Shift A tuşuna bastım. Mesh ile beraber küp nesnesi olsun mesela bu. Şimdi normalde bu iki nesne nasıl birbirinden ayrı, değil mi? Şimdi şöyle iki nesneyi seçiyorum. Ve şuradaki sekmeden bool tool diye bir addonumuz var. Onu ekleyeceğim. Bool tool çok önemli bir araç. Yerini değiştirmişler. Normalde view to this sidebar edit tab'da. Heh. Evet. Yeri edit tab'daymış. Tamam. Peki. Önce şurayı açmış olmam gerekiyor. Burada ise tool'da tool sekmesine geldik. Normalde buraya eklemesi lazım ama şöyle yapalım. Edit moda geldiğimizde açılıyor mu? Hayır. Her iki nesneyi seçiyorum. Object. Neredeydi onun yeri? Şimdi bir saniye. Evet. Bulutu. Yerini değiştirmişler. O yüzden biraz geciktim. Kusura bakmayın. Şimdi difference dediğimizde tek tek inceleyelim şimdi. Difference ne yapıyor? Bakın difference şöyle bir şey yaptı. Ctrl Z ile geri döndüm. Objectten Bulutu'ya geldim. Union dediğimizde ne yaptı? İki nesneyi birleştirdi. Fakat bu güzel tarafı işin içini temiz bırakıyor arkadaşlar. Bool tool kesinlikle kendi standart Boolean operasyonundan daha başarılı. Bool tool addonu. Bu garip gece şimdi. Organik modelleme yaparlarken de kullanılan bir teknik. Blok olarak yaptığımız nesneleri bu şekilde birleştirerek biz formlar elde edebiliyoruz. Şöyle yine ikisini seçtim. Yine bool tool intersect. Bakın içini sadece içinin kesişimini aldı. Ctrl Z diyorum. Object bool tool slice. Intersect dedik. Slice diyelim. Ayırdı. Fakat bunu yaparken aynı zamanda ne yaptı? Şöyle böldü. Şöyle şu şekilde iki parçaya böldü. İhtiyaca göre değişir. Sizin nasıl kullanacağınızı bilemiyorum şu an. İhtiyacınıza göre bunu kullanmanız gerekiyor. Biz de proje yaparken kullanacağız elbette. Yani bu alıştırmasını yapacağız. Tekrar Boolean'a gelip Union dediğimde artık yine tek bir nesne olarak, birleşik olarak geldi. Güzel. Hemen süremize bakalım. Süremizi açmayı unutmuşum. Evet. Şimdi diğer önemli bir araç decimate ve build dediğimiz bir şey var. Build dediğimizde ne yapıyor? Decimate dediğimizde ne yapıyor? Hemen bakalım da. Şuradan açalım. Şöyle alabilirsiniz. Evet. Ctrl Z. Siliyorum. Bazen buglardan ötürü şey olabilir, problem çıkabiliyor. Bu it dediğimizde ne yaptı?
şimdi. Peki. Tamam. Diğer tura geçiyorum. Decimate. En önemli ağaçlardan biri. Diyelim ki bunu çoğalttık arkadaşlar. Şeydi. Subdivision'ını çoğalttık. O zaman daha iyi anlamış olacaksınız. Şöyle. Decimate kaldırıyor. Yüzey sayısını arttırdım burada. Apply diyorum. Bakın buradan diyelim ki high poly bir şeyiniz var. Bunu low poly'ye dönüştürmek istiyorsunuz. Yani detayı az hale getirmek istiyorsunuz. O zaman decimate simetri açık olsun. Şu şekilde nesnemizi wireframe olarak gördüğümüzde daha elverişli olur aslında. Şöyle bakın. Yüzey sayısı çoğalıyor ve azalıyor. Çoğalıyor, azalıyor. Çoğalıyor, azalıyor. Bu bize bazı kalabalık sahnelerde uzakta kalan nesnelerin high poly olmasına gerek yok. Zaten onlar uzak olduğu için silüet halinde olsa yeterli olur. O yüzden hani kalabalık bir sahne yapacaksanız eğer en geride olan nesnelerin bu şekilde yapabilirsiniz. Öğrenim böyle çalışmanız. Hollywood'da bile bu şekilde çalışıyorlar. Yani. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünü bu kadar diyorum.